Şu an hazırlanıyor. Merhabalar herkese. Ee, ufak bir baştan. E, ...toplanmayı bekleyeceğiz çok kısa bir süre... bir 2 dakika... E, ...genel bir bilgilendirme yapmış olayım ben bu sırada... ...bütün sorularınızı YouTube'da... E, ...kenarda şu an sağda... ...bir canlı sohbet bölümü var... ...oradan yazdığınız zaman eğer konuyla... ...direkt ilgiliyse o anda... E, ...daha sonrasında sorabileceğim... ...tarzı bir soruysa... E, ...sunumun sonunda soracağız sırayla... ...bu yüzden sorularınızı... ...mümkün olduğunca... ...bir de vaka içeriği olmadan etik kuralları o anlamda dikkat ederek yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir iki dakika daha bekleteceğim sizi. Bu sırada ufak da eğitimlerimizden bahsedeceğim. Şu an açıkta olan yetişkin BDT eğitimimiz var. Onların de detaylı bilgi isterseniz web sayfamıza bakabilirsiniz. Web sayfamız üzerinden bunları takip edebilirsiniz. Ben bir de hocanızı tanıtayım. Kendisi doktor öğretim üyesi psikolog Engin Eker. 1980 yılında İstanbul'a doğdu. Psikoloji alanında 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitiminde, 2006 yılında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine ve yine aynı enstitüde 2014 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2004 ve 2015 yılları arasında Vakıf Kuraba Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde klinik psikolog olarak çalışmıştır halen kliniğinde çocuk ergen, yetişkin ve çiftler için psikolojik destek hizmetlerini yerine getirmektedir. Akademik yolculuğuna ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makale ve kitap bölümüyle devam etmektedir. Araştırma alanları, saldırganlığın kökenleri, klinik görünümleri, kişilik yapısına etkileri, anne-çocuk ilişkisi ve kalitesi, bağlanma paternleri ve çift ilişkilerindeki görünümleri üzerinde olan uzman, 2015 yılında İstanbul Aynan Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Birçok terapi ve psikolojik test almıştır ve uygulayıcı konumundadır. Evli, iki çocuk babası ve <laughs> benim hocamdır. Merhaba hocam. <laughs> Nurcucuğum merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Seninle tekrar bir arada olmak da çok güzel. Ee, diğer katılımcılarla da. Ee, şimdi ben yavaş yavaş giriş yapayım. Bugün... Ee, Tabii ki temelde benim klinik yolculuğumun süzgecimden geçmiş bir yapıdan bahsedeceğim ama hani ben de birçok süzgeçten ve imbikten geçtim. Ee, psikanalitik bir kavrayışın içinde e, edinimlerimi, kazanımlarımı e, işte meslektaşlarımla paylaşmak için bugün bir aradayız. Ee, bir e, işte psikanalitik yönelimli ya da dinamik oryante bir klinik değerlendirme müdahale süreci nasıl organize edilebilir, dizayn edilebilir? Biraz bununla ilgili e, konuşacağız. Paylaşınız olacak. Tamamdır hocam. Sunuma başlayabiliriz. Tabii hemen bir şunu... Şimdi ekran paylaşmam gerekiyor. <laughs> tamam, e, şey büyütmüyorum bu Senin Sen söylediğin gibi. Evet, e, Slaytı atlamıyormuş diye. Şimdi tabii şöyle de bir resim seçtim. Hani e, klinik bir kavrayışın belki de neye benziyor olabileceğiyle değil, bize çağrışım yapabileceğini düşündüğüm için orada bir başı olmayan bir gövde gibi, ama yumuşak bir gövde gibi e, işte kapsayıcı. İşte yastık, yastık gibi bir şey var. Orada bir kedi de var filan hani. Eminim birçok kişinin aklına birçok şey gelebilir. Ya özellikle de terapetik süreci tarif ediyor diye de oraya koyduğumdan değil ama e, hani o şu yumuşaklığın kapsayıcılığı çok önemli olduğunu bildiğimden konuşuyorum Kedi de artık bilinç bir şey olsun. E, müdahalesi olsun. E, şimdi temel olarak bir şeyden, e, haritadan bahsedelim. Yani nasıl bir süreçten bahsedeceğiz. Klinik değerlendirme ve müdahalede biraz ondan bahsedeceğiz. Zaten değiştiremiyorum. Ha şimdi değiştirdim. Tabii yetişkinlere dönük bir içerikten bahsediyoruz. Önce onu söyleyeyim. E, yetişkinlerle ilk temasın, ilk görüşmenin, e, bu ilk görüşmede yapılacakların neler olacağıyla alakalı biraz böyle ayrıntılarına inebiliriz. Şimdi oraya da yazdığım gibi iki kişi iki bilinç dışını karşı, karşılaşması karşılanması değil karşılaşması olacak affedersiniz ee, karşılaşması olarak tarif edebiliriz şimdi evet dinamik oryante bir bakış açısındayız ama <laughs> haliyle çok köklü bir e, yaklaşımdan bahsediyoruz onun içinde çok büyük değişimler ve dönüşümler oluyor <laughs> ben daha daha modernist yaklaşımlara sahip olan bir terapistim bu açıdan eee Belki daha Freud'den bir yaklaşımla tek kişiye odaklanan, tek kişinin psikolojisine odaklanan bir yerden e, terapötik ilişkiyi okumuyor. Bu manada terapistin de ya da işte analistin de e, öznerliğin çok e, kritik ve önemli bulanlardan. O yüzden tabii bu son dönem modern bakış açılarının çoğunda bu var. Bu yüzden hani genelde eğitimlerde ve süpervizyon süreçlerinde çokça, danışana bakan, danışana anlamaya çalışan, ortalı koymaya çalışan, hayat öyküsünün incelikli yerlerinden böyle ilginç ya da onu daha iyi anlayabileceğini düşündüğü bazı ara yolları onu çıkartabilecek nüansların peşinde koşan çok fazla yeni meslektaşımla karşılaşıyorum öyle söyleyeyim. Bu tabii ki çok önemli bir şey ama sadece danışana bakan, sadece onu gören ve kendine bakmayan bakış açısının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, ...özellikle de aktarmaya anlatmaya çalışan şeylerden biri budur. Ee, burada iki kişinin psikolojisinden ve aslında iki kişinin yani danışanın... ...ve terapistin arasındaki e, ilişkisel alandan bahsediyorum. Bunun ürettiklerinden. Ee, bu bakış açısını biraz daha e, hani vurgulamak gerektiğini düşünüyorum günümüze de. Evet, evet tabii ki kişiyi anlamaya dair de farklı bakış açılarıyla alakalı bir şey. Bu yüzden iki kişinin psikolojisi, iki kişinin arasındaki ilişkinin, ki biz onu analitik üçüncü de diyebiliriz, ortaya çıkarttığı ürünleri anlayabilmek önemli. Bu, bu o zaman belki de işte kişinin NSM üzerinden nasıl bir tanıya sahip olduğunu belirlemekten çok daha başka bir şey konuşmak demek oluyor. Aradaki ilişki, ilişkiye iki tarafında katkılarını, bilerek ve bilmeyerek yaptıkları müdahaleleri, de bunların değişim ve dönüşümlerini, bunların geçmişle, şimdi ve buradayla alakalarını, bağlantılarını düşünmek ve başka bir e, terapetik konumdan okumak demek olabilir. Bunun dışında bakalım sonra ne var? Heh, yani ilk görüşmede bu iki kişinin bir şekilde birbirlerine de yavaş yavaş hazırlandıkları bir süreci tarifleyebiliriz. Bu nasıl olur? Yani biz e, bir danışan sizinle ilgili çok çeşitli yollar, ...la ...bir ilk bilgiye sahip olur. Bir yerde görür, bir... ...başka tanıdığı e, önerir. Med sosyal medyada görebilir. Herhangi bir yerde bir yazınızı okuyabilir. Birçok bir, bir yolu var bunun. Ve siz onun zihninde... ...yavaş yavaş bir... E, ...tohum atıldıktan sonra yavaş yavaş... ...sizinle ilgili bir imaj tomurcuklanmaya başlar. Keza danışana da... ...şey psikoloğun zihnine de... ...danışanıyla alakalı bilgiler... ...belki bir işte gelen mesajla sosyal medyadan da eee olabiliyor. Oradan gelen mesajlarla ya da işte asistanızın verdiği bilgiyle bir şekilde bir yönlendirme üzerinden yavaş yavaş kuruluyor. Bu eee ufak ufak başlayan eee tomurcuklanan eee yapılar zamanla birbirlerine temas edebilecek hatta iç içe geçebilecek bir yakınlığa da geliyorlar ve Yeni bir, belki hani madem şimdi tohum dedik, bitki üzerinden örnek veriyoruz. Evet, belki de birbirleriyle aşılanıyorlar. Böyle söyleyebiliriz. O yüzden bu süreci birlikte inşa edilen bir süreç olarak düşünüyorum. Bunun üzerinden de yapıyı, yani terapötik görüşme, değerlendirme ve görüşme ve müdahale sürecini dizayn etmek benim zihnimde çok daha oturuyor. Peki, şimdi görüşmenin içinde neler yapılıyor ile ilgili de tabii ki hani yapılandırılmamış görüşmeleri kullanıyoruz dinamik oryantı olduğunda. Ee, bu en azından ilk görüşme için bunu söyleyebilirim. Çokça vurgularım. Biraz şunu görüyorum. Bunun birçok sebebi olmalı. Birçok kaynaktan besleniyor olmalı. Ee, meslektaşlarım, yeni meslektaşlarım, öğrencilerim de onlar da işte klinik psikoloji e, dersinde verdiğim uygulamalı ödevlerde bunu çok görürüm. Ve hep soru sorarlar. Yani danışanı anlamak adına filan. Bu bir yanıyla iyi bir şey tabii ki ama e, hani yapılandırılmamış görüşmelerde bu çok tercih edilen bir şey değil. Uygun değil tabii ki. Danışanın kendini anlatması, kendini nasıl anlattığını duyması, e, ilk görüşme çok önemli. O yüzden çok müdahil olunan bir temas olarak düşünmüyorum. Ama e, işte soru sormazsa ne yapacağını çok kestiremeyen e, meslektaşlarım var. Biraz hani bu yarı yapı, yapılandırılmış görüşmelerin nasıl olabileceği, ilk görüşmede danışana ne tür bir mesaj vermemiz gerektiği ile alakalı e, konuşmak gerekiyor. Temelde oraya aynama, aynalama yazdım. Çünkü çok önemli. Hani temelde e, danışanı anladığımız ona gösterir, göstermek. O da zaten anlamak çok uzun soluklu e, süreç istermiş. Kademe kademe artarmış. Bir, bir bakışta ya da bir 10 dakika dinleyici kimseyi anlayamıyoruz. Ama buna dair bir niyetimiz var. Muhtemelen en çok gösterebileceğimiz şey bu elimizdeki en belirgin şey. Yanlış da olabilir anladığımız şey zaten. O sebeple hani danışanı anlamaya dair niyetimizi onunla gösterebilmek. Yani bir dolu donanım ve birikim yapıyor psikologlar haliyle meslektaşlarım Tabii ki birçok bir şey doğru anlayacaklar, yaklaşacaklar. Emin olmadan, yani çok net iddialı şeyler söylemeden gördükleri resme dair bir şeyleri söyleyebilmeleri önemli. Zaten mesele terapötik süreçlerde Terapistin danışanı ne kadar iyi anladığı değildir. Danışanın kendini anlayabilme aygıtlarına, aletlerine, enstrümanlarına sahip olabilmesine dair bir süreç inşa ederiz. Siz, ben öyle hani duyuyorum bazı şehir efsaneleri var zamanla. İşte hatta bir, bir ruh sağlığı uzmanı olmayan, yurt dışında bir e, hekim mesela ona, Sesi kısılmış sadece görüntüsü verilen Seans şey yani danışan Şeyleri sekansları gösteriyorlar Hiçbir şey dinlemiyor hiçbir şey duymuyor yani Ve diyor ki sadece beden dili okumasından Diyor ki erken dönem ebeveyn kaybı Erken dönem çocukluk istismarı falan diye Sadece beden dilinden oturmasından Kalkmasından tanı koyuyor ve doğru çıkıyor Yani bazıları Vardır yani bunu anlayabilir ama bir önemi Bu manada çok yok Yani hani sürecin uzun bir sürecin Uzun terapötik ve değerli bir ilişki sürecinin başında bile onu anlamanın bu manada hani kişi kendini anlamadığı müddetçe çok da böyle etkinli olmuyor. Bu sebeple ve tabii ki danışan anlamaya çalışıyoruz. Niye? Onu nasıl çalışacağımızı belirleyebilmek için. Bu zaten kısıtlı bir bilgidir. Ama ve lakin hoş yani ulaştığımız noktada değişim açıktır. Biraz onu formülasyonda anlatacağım. Ama yine de başlamak için bazı koordinatlar belirlemek için aslında biz ilk görüşmeyi yaparız ve sonra şimdi bahsedeceğim diğer aşamadır. O sebeple hani danışanı anlamak için nasıl bir yoldan gitmek gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz. Bu yolda da danışana en uygun yol olacak. O zaman bir oranda danışanı da anlamaya çalışıyoruz. Bunun yolu da evet ilk görüşmede bu hani ilk görüşme birkaç görüşmede olabilir ve danışanı anlamaya dair niyetinizi ona gösterebilmek. Çünkü bazen hani danışanlar gelir ve 45-50 dakika susmadan anlatırlar. Siz araya bile giremezsiniz. Bazen de siz kafanızı toparlayamazsınız, anlayamazsınız, tam çözemezsiniz belki. Olabilir, bu da çok doğal bir şey. O yüzden ya ben size bakınca birkaç haftadır sizi dinliyorum ve sanki yakın ilişkilerde gerçekten güvende hissetme şansınız hiç olmamış falan diyebilmek için bile belki 3 e, üç görüşme yapmak gerekiyor. Tamam. O sebeple e, hani görüşmenin bu manada ne tür incelikleri olabileceği adına daha çok konuşulabilir. Ama velakin hani niyeti hani parçalı bir bütünün neresinde durduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki aşama ben çok önemserim psikolojik test ve bilgi toplama aşaması. Ee, hani birçok psikolojik ölçek var, birçok psikolojik test var. Tabii ki daha projektif testleri önemsiyorum ve değerli buluyorum ama ölçekleri de e, çok kritik bulurum. İstatistik değerlendirmenin klinik çalışmalarda çok kritik olduğunu mutlaka olması gerektiğini de söylüyorum. Bu MMPI gibi kişilik testlerinden birçok kişinin özelliklerini anlayabileceğimiz bir de öyküsünden de çıkartabileceğimiz, şikayetlerinden de çıkartabileceğimiz obsesif, kompulsif şikayetleri olan birine verilebilir obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili bir ölçek. İlişkilerle ilgili sorunu olan biri için belki bağlanma ölçeği verilir falan. Hani bahsettiği ön planda olduğu ya da sizin belki sezdiğiniz özelliklerle ilgili çeşit çeşit ölçek var. Bunları kullanabileceğiniz gibi. Tabii ki kişilik testlerinde objektif kişilik testlerinde kullanabilirsiniz ama projektif testleri çok çok önemsiyorum. Bunun dışında tabii ki biraz psikopatolojik süreklilik hattının karanlık noktalarına doğru gidiyorsak, ya yani psikoza doğru gidiyorsak, orada hani ne kadar yakınlaşıyorsak o kadar o seansın içine danışanla ilgili diğerlerin yani onun ön, e, nesnelerinden biri dahil olma ihtimali artıyor. Yani birinin kim annesi, babası, yakını, eşi, bir arkadaşı, kardeşi falan olabilir. Çünkü hani, e, hani e, diğerlerinin onunla ilişkide ne gözlemlediği, ee, bizim için önemli olabiliyor. Yani ama işte şeye doğru gidersek, karanlık noktada doğru gittikçe. <laughs> Sonrasında biz de anamnez sürecinden bahsediyorum. Bu anamnez yani kişinin öyküsünün ayrıntılı bir şekilde alınması. Çok çok önemli çünkü hep söylediğim şey yani bir oranda en azından danışanımızı tanımadan seanslara başlayamayız. Yani hani danışanı seanslarda tabii ki keşfedeceğiz ama yani önemli olan danışanın kendi keşfetmesi. O yüzden siz hayatın en önemli noktalarını, işte en çok mutlu olduğu ilişkisini ya da en çok canını yakan ayrılığını e, biraz bilmek durumundasınız. O sebeple e, anamnese çok kritik buluyorum. Çok ayrıntılı olması gerektiğini düşünüyorum. Çok kritik buluyorum. E, ki biz sonunda bir formülasyona ulaşabilelim. Yani danışanla ilgili bilgileri topladık. Ha, bir buraya yazmamışım ama bir diğeri de sizinle çalışmaya başlamadan önceki yaptığı e, dahil olduğu e, psikolojik, psikiyatrik destek süreçleri. Siz önce de başka terapistler çalışmış olabilir. Psikiyatrik destek e, ya da tedavi süresi içinde olmuş olabilir. Bunlarla ilgili de bilgi alabileceğiniz şeyler, e, evraklar önemli. Ya da işte bu bilgiler bazen dediğim gibi kişinin kendisine alınamıyor, biliyor, aile bireylerinden alınıyor. Bu dört bilgi, bilgi işte mülakatları, gözlemi, tanışanı gözlüyoruz biz görüşmelerde. Bir, bir hani, e, ilk görüşmelerin böyle bir özelliği de var. Tanışan ne yapıyor? ne nasıl oturuyor, nasıl, kalkır, nasıl irtibat kuruyor, ilişki kurma biçimi ya da ilişim kurma biçimi ne ve siz aslında ne tür bir biçimi dayatıyor. Bunları görebilmek, işte öyküsünü alabilmek, e, psikolojik testleri e, kullanarak bir başka kanaldan bilgi almak, o ge gerekliyse aile bireylerinden bilgi almak ve tüm bu bilgi havuzunun içinden, içinden bir formülasyon çıkartıyor. Formülasyon çok kritik önemli bir şey. Ve e, çok iyi biliyorum ki işte yeni meslektaşlarımın zorlandığı bir şey danışanı formül etmek. bir Aslında kolay bir şeydir. Ama ve lakin e, niye yapıyoruz peki bunu? İşte eğitimlerde şey, hocadan iyi puan almak için yapılmıyor formülasyonlar. Danışanı anlatmak için yapılıyor. Danışana bir anlam veririz. Yani. Ben size bakınca size şunları görüyorum diyebilmek. E, Birçok kişi için Kendine dışarıdan bakılan güvenli bir ilişkinin içinde hiç olamamış özellikle birçok kişi için çok hayati olabilir, çok değerli olabilir. Tüm hayatına bir anlam verme çabası, çok kısıtlı bir anlamdan bahsediyorum. Yani, Dalışa çözümleyip sen busun demiyoruz tabii ki. Ama kabaca gözüken ilk en belirgin, ilk e, yüzeyel e, resmi ona... Söyleyebilmek için yapıyoruz aslında bu görüşmeleri ve durum bu o zaman şöyle çalışmamız gerekiyor diye de terapi sürecini organize ediyoruz. Yani terapi sürecinin niteliklerini, nasıl olacağını, çerçevesini ve e, rollerini, bakayım oraya geliyormuş, Heh, oraya biraz daha geleceğiz. Yani hani nasıl bir çalışma süreci olduğuna karar verebilmek için bile çoğu zaman birkaç aya ihtiyacımız vardır. Şimdi hani işte sayın psikoloğum bana bakın derdimi dinleyin ve bana hemen bir şey söyleyin gibi bir hazır oluş yanına ben diyorum ki Aa, ben 8-9 ay 8-9 haftadan önce sizinle ilgili tek bir cümle bile kuramam çünkü emin değilim. Bu rahatlığın gelebilmesi çok kolay bir şey değil. Yani zaten hemen de gelmiyor. Ama çok önemli. Çünkü insanoğlu değerli bir varoluş. Yani kimse öyle tek boyutlu, tek hücreli bir varlık değil katmanlı ve karmaşık, kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Hakkında çok az bir şey söyleyebilmek için de çok çalışmaya gerek var. O yüzden hani kişinin anamnezi diyoruz yani yaşam öyküsü. 55 yaşında biri gelecek. Koca 55 yılı bir şekilde dinlemek yani. Hem hızlı hem ayrıntılı bir şekilde. Tamam hızlı derken yani 3 ayda sürmesin tabii ki ama e, hani e, terapide işinize yarayacak. Danışanına dair bir hem ona sunulabilecek bir resim hem teknik bir resim yani psikolojik tekniğe dair bir resmi oluşturabilmek için e, bu bilgileri almaya ihtiyaç var. Bunların nasıl olabileceği ile ilgili tabii çok ayrıntı şeyler söyleyebiliriz. Peki şimdi müdahale sürecinde ne oluyor? Biraz ona bakalım. Ee, temel itibariyle e, hani çok böyle DSM mantığı üzerinden düşünebilen, zihni böyle çalışan, böyle kurulan biri de ama bilmek durumunda. O bir alfabe ve herkesin bilmesi gerektiği düşünüyorum. Her ruh sağlığı çalışan. O ayrı. Yani hani ee, şurada olacak o, ezberde olacak. Yani ama dinamik oryante çalışanlar ya da işte birçok bir başka e, tanı kılavuzu var ya da yaklaşım var. Tabii ki farklı olabilir ama herkesin konuştuğu ortak şu an o. O yüzden o dilin dışında olmak doğru olmaz. Bu sebeple hani DSM daha semptom odaklı bir yapılanma olduğu için hani kişilikle başlıyor dinamik oryante çalışmalar. DSM'de öyle olmuyor. DSM daha semptomatoloji üzerinden gider bir, bir yapı hakkında da birçok iyi ve kötü şey söylenebilir yani eleştiri getirilebilir ama tabii kişiliğin konumlandırdığımız ne olduğuna dair kafamızda nasıl bir yapının olduğu önemli ben tabii hani biyolojik olanla sosyal olan hani size göstereyim sosyal olan arasında bir katman olarak düşünüyorum bir bütünlük var bir de kendilik var yani ben varım Bu iki, ikimizin arasında benim ben olmayanla be, benim aramda bir arada ve aracı bir rolü var. Kişiliği. Bu sebeple de bir hani içsel işleyiş stili ve tabii ki özgürlüğü. Yani hani e, özgül de diyebiliriz. Kişiye has bir yapıdan bahsediyoruz. Bir iç örgütlenme. Hem dışarıyı da belirleyen hem dışarıdan da etkilenen bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden ne olduğu, ne olmadığı, bozulup bozulmadığı, bozulursa nasıl olduğu hakkında düşünmek lazım. Yani o yüzden hani belki ben klinik çalışmalarda da yani hani şunu duyuyorum ya 3 yıl oldu hala neyin var söylemediniz filan. Merak ediyorsunuz diyorum. Hala emin değilsiniz diyorum mesela. Çünkü hani belki bir hastalığı konuşmak bizi iyileşmeye doğru götürüyor. Ama değil mi? kişiliği konuşmak nasıl biri olduğunu konuşmak kişinin belki en fazla bizi olgunlaşmaya doğru götürebilir hani. Ne bileyim Farkındalığa doğru götürüyoruz. hedefler daha farklı belirleniyor gibi geliyor bana. Tabii ki yani dinamik garanti çalışmalarında hedefleri var. Ama hani bozulmuş kişiliğimi tahmin etmek gibi bir şey değil ya da e, panik hatamı ortadan kaldırmak gibi değil. Hani, altında yatan sebeplere dair farkındalık kazanmak. Tabii şimdi hani e, dinamik oryantı çalışmaların işte başarılı çalışmalar sonunda yapılan işte araştırmalar var mesela. İşte BDT ile başarılı terapi süreçleri ile dinamik oryantı çalışmaların terapi süreçlerinin sonunda başarılı çalışmanın çalışmaların sonunda danışanları diyorlarken ne öğrendiniz, ne, ne geçtiğiniz, ne, ne değişti? E, mesela davranışçı terapinin sonunda kişi diyor ki ben hani sosyal ortamlara giremiyorum artık girebiliyorum. Ben çok yoğun kaygı atakları yaşıyordum artık kontrol edebiliyorum filan diyor mesela çok değerli bir şey. Kaybettiğinizde hani bu imkanları ne kadar büyük bir kayıp olduğunu e, anlarsınız anlarsın sani. Çok zor şeyler bunlar. Peki kişiler bu sorunlarını BDT ile de aşıyorlar. Ya. Bu da çok değerli bir şey. Ama mesela dinamik oryantite çalışmalarının sonunda danışanlara soruyorlar diyor ki ne değişti hayatınızda? Ne öğrendin? Sevmeyi öğrendim. Sevginin ancak yanında nefretle var olabileceğini öğrendim. Kendimi yargılamamayı öğrendim filan. Şimdi bunları e, hani bir tanık ritenin içinde bir yere koymak çok kolay değil. Ama hayata, yaşayışa, yaşantıya dair e, daha farklı okumaları e, ortaya çıkartabiliyor. Ve bunlar da çok değerli şeyler. Neyse şimdi kişilik belki hani en önemli ne zaman veriyordur dersek yeniyle karşılaştığında. Ama yani kişiliği nereye koyuyorumla ilgili biraz... Konuşalım. Çünkü yeniyle karşılaşma mesela sizin için tabii ki yeni değil Zaten ben en azından yeni biriyimdir. Benden de bir dolu şey duyuyorsunuz ve e, yeni olan bir şeyle karşı. Ha, ben ya beni geçer Pandemi örneği vereyim. Pandemi hepimiz için yepyeni bir şeydi. Ne yaptık yeniyle karşılaşmada? Bundan önce muhafaza ettiğimiz, sahip olduğumuz şeyleri tuttuk ve pandeminin dayattığı yeni şeylerle onları bir araya getirdik. Dediler ki tokalaşmayacaksınız. Dediler ki kendi yüzünüze bile dokunmayacaksınız. Dediler ki eldiven takacaksınız. Ne bileyim işte maske takacaksınız filan. Tam bir dolu yeni şey söylendi. Ve birçoğumuz işte elimizden geldiğince uyumlu davranmaya çalıştık. Ama eskileri kaybetmedik. Ne bileyim evimizi yolunu unutmadık. Ya da Dışarı çıkamıyorsan ben asla alışveriş yapamam. Bilmiyorum. Ki demedik bir işte. İnternetten yapmaya çalıştık, değil mi? İşte arada izinler çıkınca market gittik filan. Yani yeniyle karşılaştığımızda eski kazanımları muhafaza etmeye devam ettik. Yeniyi de kabul ettik. Son onları bir araya getirdik ve yeni açılımlar. Ne oldu? Hepimiz işte online eğitimler, online görüşmeler geliştirdik filan. E şimdi bu, bu açılımlar devam ediyor. Bakın yine işte pandemi zayıflamışken bile e, öyle mi dedim bilemedim ama neyse pandemi zayıflamışken bile hala buradayız ve birçok bir birbirini göremeyen özlemiş kişi için uzakta olan kişiler için muhteşem bir şey birbirini online şeyde bile platformda görebilmek bunu, bunu çok değerli tamam yani hani hani bunu yapamamak demek aslında hani kişiliğin işte bozulmak mı diyelim yani yeterince iyi işleyemediği durumlar için çok kabaca bunu söyleyebilirim o yüzden hani ilk yeni kimdir diye sorarsa bilmiyorum ben şu an hadi ben sorayım cevap gelirse Buse bana söylesin. Bizim ilk yenimiz kim? Yaşamımız boyunca. Hadi cevap gelirse bakarız. Peki temel olarak tabii şimdi evet, biraz böyle ilişkisel psikanalize daha bir girişten sonra hani temel olarak nesne ilişkiler kuramı üzerinden bir insanı ya da bir ilişki kurma biçimi, bir varoluş biçimini, bu varoluşun diğeriyle temasını anlamaya okumaya çalışıyorum. Burada tabii ki kişinin kendiliğine dair imgeleri ve bu imgelerin hepsinin bir araya geldiği o temsili, genel büyük resmi ve bu kişinin diğerlerini yani nesnelere dair imge ve temsilleri ve anlamak, bunlar gelişimi işte bunlar hangi dönemde gelişim sürecinde hangi dönemde ne tür değişimlerden etkileniyor, ne, şey, ne tür nitelikler kazanıyor bunları konuşmak gerekiyor. Ve bunların hani kişinin ilişki yolculuğunda ne gibi hani müdahaleler oluyor. Bunları önemsemek, işte bunları ayrıntılandırmak çok önemli. Terapötik çerçeve. Bu çok hani teknik meseleleri konuşurken aslında terapötik çerçevenin de çok teknik bir mesele olduğu, çok böyle kurama dair bir şey olduğunu da kez daha burada belirtmek istedim. Yani ücret süreyi, ilişkideki rolleri, seansların sıklığını filan, ne bileyim iptal edilen seansların ne zaman haber verilmesi gerektiğini gibi. Para konuşmak zor. Yani hani şeylerler, dünyada en büyük yalanlar para ve seks üzerine söylenir. şimdi Terapide de para çok önemli bir şey. Konuşulamadığı için muhtemelen. Birçok yeni başlayan meslektaşımın bu konuda çok zorlandığını görüyorum. Çünkü hani muhtemelen açgözlülüğümüze dair suçluluk duyguları hemen bizi ele geçiriyor, işgal ediyor ve yani bazı ben çok denk, denk gelmedim ama aylarca ücret almadan e, seanslar yapmaya devam eden, hiç bu konuyu açmayan meslektaşlarım bilirim. O sebeple e, önemli konular bunları da tabii ki alışanla konuşmak gerekiyor. Çerçeveyi bu manada çizmek gerekiyor. Şimdi kişilik e, ha. Paranın sembolik bir maliyet şeyi mi var? Yani terapi süreci açısından sembolik bir imajı mı var? E, zaten terapi başlı başına bir, sem bir semboller dünyası aslında. Yani ben oradan rüyaya bağlayayım. Rüya da, bununla biraz konuşacağız. Rüya da bir semboller sahnesi. Ama hiç ayırt etmeyelim. Hayat zaten semboller sahnesi. Yani hani Birçok seansımı e, iyi uykular diye bitiriyorum. İyi rüyalar görün, devam edin rüya devam etsin diye bitiriyorum. Hani ben uyanınca rüyanın bittiğini düşünmeyenler diye, devam ettiğini düşünüyorum. Ha, rüya başka bir biçimde ortaya çıkışı. Semboller adına diyoruz. Paralı tabii ki çok önemli bir sembol. Çok pratik bir şey bir yandan. Ve hani ekonomik güvenliği açısından terapistlerin hayatı işimizi yapıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz yani. İşte ailemiz, kendimiz. Bu sebeple yani konuşulamıyor olmasının evet çok göndermesi var. Şey. Yani hani e, ama yani en temelde muhtemelen benim hani daha çok tespit ettiğim gözlük aç gözlükle alakalı suçluluk duyguları. Çünkü hani böyle olmaması gerektiğini söyleyen her kültürde bizim e, bu coğrafyanın kültüründe çokça şey vardır. Hani e, atasözü vardır falan. O sebeple e, hani terapi çok değerli bir şey. Ve hani bu değeri korumak da gerekiyor. Ama mesleğe yeni başladık. Yani hiç danışanımız yok. Çok az var hocam filan Hani o oralar hani geçirmesi gereken zor yollar. Belki hani ben çok doğru var mı o dünyada bilmiyorum. O yüzden en doğrusudur diyemem. Ama bu böyle oluyorken bende de bu oluyor diyebilmek belki. Ve yine de aramaya devam edebilmek belki. Hani önemli Önemli bulduğum bir şey. Yoksa tabii ki hani para dinamik kuramda şeye de denk gelir. Işte. Ana dönem meselelerine rahatlıkla bağlanabilir. bir çeşit dışkının temsili olabilir yani. yani. tutmak, bırakmamak. Yani o da o işte hani neden konuşulamıyor? Mesela bir anal dönem e, ortamı öyle söyleyeyim. Çok sert. Yani bu işte 18 ay 3 yaş arası filan şey bu, uğraşıp bu zihnin işleyişi de çok köşeli ve çok nasıl söyleyelim yeterince hani gelişmemiş olgunlaşmamış bir dönemde. O yüzden orada duyguların yükü çok daha ya da rüzgarı çok daha sert oluyor. O sebeple de hiç konuşulmadan bu yani bu sadece meslektaşlarım gibi bir şey değil. Danışanlar için de öyle. Ya ben hani inlerim için ne bileyim böyle dakikalarca tal talepte bulunup ondan sonra fazla para veren danışanlar biliyorum. Değil mi? Hayır Hayrola yani hani bu kadar önemli değil sizin için. Ha üstü kalsın falan diyor. Yani o kadar lafı niye ettik o zaman? Tamam aslında yani birçok şey konuşulmadığı için eyleme dökülüyor. Sıkıntı o. Bizim hani işte, mesele konuşulamayanı konuşulabilir hale getirebilmemiz. Ama e, kendimiz bu konularda sorun yaşıyorsak diğeriyle bunu konuşabilmek e, çok kolay olmuş. Cinsel cinsellik meselesi de öyle. E, cinsellikle ilgili e, yeterince yeterince eğitildiğimizde donatıldığımızı söyleyemeyiz ya. Yani. Bu topraklarda diyeceğim, dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bir örnek vereyim. E, muhtemelen ya, ya Amerika ya Güney Amerika'dan bir e, terapi şeyi, örneği e, terapistlerle terapide ne kadar cinsel konuştuklarına dair bir araştırma yapıyorlar ve terapistin biriyle, birçoğu da böyle ama biri şöyle diyor açık açık. Ya danışan gelip burada cinsel hayatından bahsediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burası her şeyi konuşabileceği bir yer mi? falan diyor. Kulaklarıma inanamadım tamam mı? Bu nasıl bir laf? Hani en her şeyin konuşulabileceği, konuşulamayanın konuşulabileceği, kendini bize bile söyleyemediğimiz şey dile dökebileceğimiz bir yer diye tarifliyoruz. Yani ki Güney Amerika'da terapi e, süreçleri çok şeydir, hani gelişmiş, olgunlaşmıştır. Büyük işler yapıyorlar da, önemli işler yapıyorlar. Hatta oradan da epey yayın geliyor şu an Türkiye'ye. İşte, e, Türkçe çevriliyor falan. Yani önemli kaynaklar var orada. dünya bütün zaten. O yüzden hani Güney Amerika'dan bir örnek edeyim. Ben daha da şaşırdım ama bir terapiste bunu söyleyebiliyor mesela. O yüzden hani bunlar kendimizde kurcalamazsak eğer diğerleriyle temasın içinde bunu yapabilmek çok kolay değil. Hele bir de cinsel terapi diye bir şey var yani. yani. Ben çok bilmem. Eğitimini almadım ama Hani oralar mesela çok çok daha özel şeyleri konuştuğunuz yerler çiftlerle beraber falan. Kendimiz de bunlara temas etmediysek, bizdeki yansımalarına dair dönüp bakmadıysak ya da biri bize süpervizyonla falan yardımcı olmadıysa bu konuda ya da işte eser kendi terapi sürecimizde bunlar adına çalışmadıysak diğerlerine yardımcı olabilme şansımız çok kolay olmuyor. Çünkü hani e, bir buharlaşmadan değil, büyük beton blokların yıkılması gibi etkilerden bahsediyorum ki ki havada böyle buharlaşacak. Biz o buharı bakacağız. Aa, şuna benziyor galiba şekli diyebilecek ya. Beton duvarın altında kalmak gibi bir şey. İyi ya da kötü hiç fark etmez. Konuşulamıyor olmasıdır benim için kırda. Peki. Çerçeveden bahsettim. Neredeyiz? Heh, şimdi ha, kişilik yapılarıyla ilgili kabaca birkaç bir şey söyleyeyim. Önemsiyorum. Belki bütün bu bilgi toplama sürecinde hani nereden bakacağız? E tanı da koyamay koymayacaksa, koyamayacağız diye koymayacaksa tanı <laughs> yani hani bir kişiyi anlamak çok uzun zaman isteyen bir şey yani hani maalesef kişi sağlık sisteminin belli özelliklerinden dolayı bu işler çok hızlı yapılmak zorunda kalıyor ve ya da hani siz biliyorsunuzdur böyle olacağını da bu, böyle bir sürecin içinden geçmiş çok kişi geliyor. Hocam beş dakikada işte bana dediler ki şu yunlar bu yunlar. Valla ben yavaş anlayan biriyim. Böyle kolay kafamla çok çalışmam. Böyle bir kişiyle ilgili 6 aydan önce ağzımı açmam. Hep söylediğim şey. Yani galiba hayatınız sizin epey zor olmuş falan diyebilirim yani. Hani, ya biraz böyle yanınızı sıkmışlar sizi falan diyebilirim. Kaldık zaten teknik bir şey danışanla konuşmam. Ama hani ne arıyorum? En azından danışanın ruhsal örgütlenmesinin düzeyleri olduğunu düşünmüşsün. bir Kur'an bunu söyler. İşte nevrotik düzey, sınır durumu ve psikotik ya yani psikotik ya da ortak yaşamsal diyelim yani daha simbiyoza dair bir göndermesi olarak yani hani bu üç düzeyin e, tarandığı bir süreç aslında. Yani danışan nereden konuşuyor? Hangi durumda nereden konuşuyor? Ne yakın ilişkilerde daha nevrotik özellikleri olabilir de kişinin. Belki otoriteyle ilişkilerinde. Daha belki sınır durum şeyler gösteriyor. Sınır durum örgütlenmesi örgütlenme sorunları danışanların psikotik özellikleri de olabilir. Ya da nevrotik özellikleri de olabilir. Sonuçta ikisinin arasındaki sınırdan bahsediyoruz. O yüzden hani bizim yani meslektaşlarımızın bütün bu süreci yürütürken belki hangi ruhsallığın hangi katında durmaları gerektiğiyle alakalı bir ön hazırlık. Bu değişebilir de zaten. Ve gerçekten de hani bazı birazdan hani sadece ismen geçireceğim ama kişilik bakayım burada mı? Ha, bazı kişilik yapılanmalarında gerçekten hani kişiyi aslında olduğundan çok daha iyi algılayabilirsiniz. Mesela birçok manik kişilik e, klinisyenlere iyi gözükür. Ama sonra bir roşa falan yaparsın, bir bakarsınız böyle psikotik içerikli e, nasıl söyleyeyim, formların bozulduğu, doğru form yanıtlarının gelmediği, organize olmayan cevaplar falan gelebilir. Bazı şizoidlerde bunu görebilirsiniz. O, o sebeple hani değişebiliyor bu yüzden hiç emin olmaya da gerek yok. Acelemiz de yok. Hani bir, bir insan dediğim gibi tek boyutlu bir varlık değil ki. Kişinin kendi biz hani, olarak anlayacağız onu. Yavaş yavaş zihnimizde şey yapacağız da, bu, bu asıl hani kişinin kendini anlaması ilgili bir süreç. Bizde bir bilgi var da danışana veriyor ya da vermiyor değiliz. En fazla beraber üretebiliriz. O sebeple hani beklemek lazım. Belki bu üç düzeyden hangisi de hangisinde danışan Buna bakılabilir. Burada da işte kimlik bütünlüğü savunma, kullan savunma mekanizmaları gerçeği değerlendirme yetisi. Şimdi gerçeği değerlendirme yetisi de şey var yani işte iç ve dışı, içerinin ve dışarının farkında mı danışan? Yani psikoz mu değil Bu kadar basit bir şey değil gerçeği değerlendirme. Duyguların kimin duygusu olduğunu, hayallerin ee, planlardan farkını, benim kendi duygularımın diğerlerinin beklentilerinden farkını ayırt edebilmekle ilgili. Dürtüleri duygulardan ayırt edebilmekle birçok hani ayrım şeyi var, kategorisi var. Basit bir şey değil o. Belki hani nevrotik sınır durumu psikotik kişiliklerde e, örgütlenme düzeninde olan kişilerde bunları farklı özellikler oluyor. Bunları biraz ayrıntılandırabiliyoruz. savunma mekanizması çok kritik, çok değerli, çok önemli bulduğum bir alan tabii ki. Orada ilkel ve olgun savunma mekanizmalarını, hani hangi kişilik örgütlenmesindeki bireylerin hangi savunma mekanizmalarını sıklıkla daha çok kullandığını araştırıyoruz. Çünkü çok şey bizi hani kişilik örgütlenmesinin düzeyine daha güvenli bir şekilde götürebilir savunma mekanizmaları. Şimdi tabii ne tür kişilik yapıları var? Bu da önemli. Hani örgütlenme düzeyi önemli ama sonuçta bir isterik kişiliğin depresif kişilikten, narsistik kişilikten bir çok farkı var. Hepsinin birbirinden farkları var. Yani hani mesela burada şimdi bir tanesini örnek vermek gerekir. Şimdi obsesif ve kompulsif kişilik. Bu da V'dir bu arada. Obsesif, tre kompulsif, kompulsif değil. Bu V önemli. Bunlar çünkü tek tek de olabilir. sonuçta işte dinamik bir okuma. Tamam Hani obsesif kişilik bozukluğu demiyorum. Kişilik dedim farkındasınız. Yapıları dedim. Mesela histerik kişilik DSM'de yok histerik kişilik var ama histerik kişilik başkadır, histerik kişilik başkadır. Bunun ayrıntıları önemli. Yani histerinin bir şekilde üstünün örtülmesinden, bu bizi şizofreninin bile yanlış değerlendirilmesine kadar götürebilir. İşte histerik psikozlar vardır ama resmen böyle bir şey yok. Ama birçok öyle bizim kültürümüzde çok çok karşılaşabiliriz. Ya da o kültüründe ya da otorite çok baskın olduğu kültüre daha çok karşılaşabiliriz. Ama bunlar yani muhtemelen psikiyatri ürettiğinde şizofreni olarak falan ya da kısa psikotik atak olarak geçiyor. Halbuki ayrım noktaları var. Bu yüzden hani psikanalitik bir okumanın <laughs> DSM ile uyumlu olmadığını siz de görüyorsunuzdur. İşte disosyatif kişilik diye bir şey bu manada yoktur. Kişilik bozuklukları içerisinde DSM'de. Mazoşistik kişilik de yok. Ee, bu sebeple hani daha farklı bir okuma. Ne bileyim şizotipal kişilik de yok. Hani <laughs> ortak yaşamsal dertleri olan şizoid kişilik ve onunla bağlantılı diğer yapıları e, işte psikotik örgütlenme düzeyi içinde konuşabiliyoruz. Hepsinin birbirinden farklı şeyleri var, özellikleri var. Tabii benzer özellikleri de var. Ya şimdi obsesif kompulsif bir kişiyle herhalde muhtemelen sınırda çalışmayacağız. Yani zaten hani sınırları, diğerinin beklentilerini, ahlaki beklenti en iyi bilen, onunla kendini sarıp sarmalamış bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden belki hani burada yok ama hani mesela sın, e, borderline kişilik bozukluğu dedikleri yani çok böyle dürtüsel manikler de mesela ya da hipomanik kişiliklerde ya da psikopat, psikopatik kişiliklerde sınır çok daha önemli bir şey. Mesela bu sizin nereye odaklanacağınız, vurguyu nereye yapacağınız, nereye daha çok döneceğinizi belirleyecek ayrıntılar çok önemli. O sebeple hani kişilik yapılanmalarının üzerinden de geçmek ve hani özellikle disosyalik kişiliği çok çok önemli bu durum. Çok da hani Nasıl söyleyelim, DSM'nin tanı havuzunda böyle havuzdan atılmaya çalışılan, atılmayan ama hani şeyde, lütfen de ona bir yer verilen, çok da değerli, çok da önemli, çok da kritik, hepimizin yanı başında bir sorun olarak, yani sorun demeyeyim ama bir sorunla değil, verimli bir alandır, coğrafyadır, değerlendirmek lazım. O yüzden hani çok çokça üzerinde durduk konulardan biri de o oluyor. Bunun dışında neler var? Terapetik yöntemlerle ilgili tabii ki birçok değişik tera, e, terapide kullanılan yöntem var. E, tek tek bunlarla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim. ama Hani bu bir sekiz aşamalı bir yani sekiz farklı türü olan bir e, yöntem yoksa ne bileyim e, açığa çıkarıcı e, terapetik yöntemler de var, destekleyici tera, terapetik yöntemler de var. Ee, ya da nasıl söyleyelim açımlayıcı açımlayıcı terapetik yöntemler de var. Ama yani bir e, Burada mesela şimdi dinamik oryante bir çalışma deyince akla çok gelmeyecek öğüt ve övgü. Belki psikoyetimsel müdahaleler falan. Yani buna çok akla gelmez ama e, gerekli olduğu yerler var. Bunları konuş konuşacağız. E, yorumlama mesela en başta belki en sona koyabilirdik. Böyle efsanevi olduğu gibi de çokça kullanılan bir şey de değildir yorumlama. Zaten yorumlama şimdi burada terapiste yazmışız yani yorumu terapist yapar gibi yorum danışanın işidir. Yani danışan yapar yorum. Biz onu kendi yorumlamasını öğrenmesini isteriz. Tabii ki ona model oluruz ama sonuçta yorumu o yapmalıdır aslında. O yüzden hani gözlem, yüzleştirme netleştirme gibi. Bunlar hani tam nerelerden nasıl kullanılabilir? Bunlar kritik, değerli. Tabii ki ilişki inşa etmek. Yanısanla beraber bazen onun hiç duymaya tahammül edemeyeceği bir şeyi sırf sizden geldiği için dinlemeye adına bile muhatap aldığı üzerine düşündüğü bir ilişki geçti. Yani şunu çok yani Başkası söyleseydim bey, hani muhtemelen ömrü hayatımda bir daha onun yüzüne bakmazdım ama siz söylüyorsunuz ve biraz da aklıma da yatıyor, canımı da yakıyor. üzerine düşünmek istiyorum filan diyor her yani gibi bir şey yani benim çıkarsadığım bir şey. Ama yani bunu böyle kendi yani kafamda uydurmuyorum tabii ki. Elde malzeme varsa yapabiliyorum. O yüzden hani o güven ilişkisi her zaman da muhteşem kurduğumdan falan bahsetmiyorum ama hani kurulabildiğinde e, kişi bilin, bilincin spot ışığının temas etmedi o karanlık alanlara daha döne dönüp bakabilir bir hale gelebiliyor. Şimdi sonra ha, yani rüya çalışması bu her dinamik oryantı çalışma çok çok önemli. Tabii zaten hani bazı kişilerle sadece rüya çalışıyoruz çünkü hani rüyaları her şeyi anlatabiliyor zaten. Şimdi bir tane de örnek yazdım oraya. Çok da bir şey rüya örneği verebilirim ama hani süreli düşünerek bir tane kısa bir örnek konuşacağım. Çünkü rüya çalışmasında birçok ayrıntısı var. Rüyaların dilinin çözülebilmesi için belki bazı şeyler, nüanslar, trikler var. Bunları konuşmak lazım. İşte orada kullanılan savunma mekanizmaları var. Rüyalar çok çok önemli. Kişinin ruhsallığının ham maddelerini bize verebilir belki. Ama aynı şekilde bu ham maddeye karşı geliştirdiği defansları da gösterir. Ve muhtemelen ilüzyon devam etsin diye de gerçek fark edilmeden hemen önce ya rüya biter ya uyanırız filan. Neyse ben şimdi bir kayınvalidenin bakıcısının hırkası rüyası diye bir şey yazdım oraya. Ee, böyle nasıl söyleyeyim ee, orta yaşlarının sonunda artık yani 65 şey çıktı ya orta yaş çok da doğru bir şey olarak orta yaşların sonlarında işte e, çocuklarının çoğunu evden göndermiş yani evlenmişler filan e, tek bir çocuğuyla kalmış eşini de kaybetmiş bir danışandan bahsedeceğim şimdi size e, eşine kısa kısa değil yani bir, bir, birkaç yıl önce kaybetmiş ve yanında en küçük çocuğuyla beraber yaşayan bir kişi bu ve işte eşin tabi ani bir kayıp e, beklenmedik hani beklenmedik de veda edemediği bir kayıp yaşıyor ve eşinin annesi söz konusu o kayınvalide oluyor e, et araları da çok iyi değil eşinin ailesi de de araları çok iyi değil böyle hani zarar gördüğü, baskı altında kaldı. Çok uzun yıllar geçmiş. Eşiyle de ilişkisi böyle hani şiddet gördüğü. E, o şiddetin bir yerden sonra kesildiği ama hani çok uzun yıllar kendini ve çocuklarını korumak için çaba gösteren bir kişiden bahsediyorum. Velhasıl hani geliş şikayeti sürekli işte üzüntü ve ağlama içinde olmak ve işte e, nefesini falan kontrol edememesi gibi şikayetlerle geliyor. Ve e, yanında kalan çocuğu da yakında evlenecek. ve o evden gidecek. Hikaye bu. Bir çok kuruyor abi, bir çok işte öyküde birçok zor şey dinledim, duydum. Etkilendim filan. Ee, sonra bir gün işte tabi bu arada kayınvalidenin yaşı çok fazla yani eşinin annesinin. Ee, ve e, hani ona kim bakacakla ilgili bazı tartışmalar oluyor. O kadar böyle zor geçen, baskı altına geçen yıldan sonra da çok gönüllü olmuyor benim çalıştığım kişi. Ve e, ki ona bakacak birçok kişi de var orada yani. Ne derler? Görümceler, eltiler. Çok da ayırt demiyorum ama eltiler galiba. İki üç tane var zaten. Vaya ama bununla ilgili de böyle kulağına eleştiriler falan gelince hani e, danışanımı şey yapıyor. Ee, rahatsız ediyor filan. Sonra rüyasında kayınvalidesinin yanına gittiğini görüyor ve orada bir bakıcısı var kayınvalidesinin. Kayınvalidesinin bakıcısı işte beraber dururken üzerindeki hırkayı çıkartıyor ve diyor ki e, ee, danışanıma bu hırkayı kızına verdi. Danışanım diyor ki kızım asla şeyler giymez. O çok genç. Yani gençler öyle giyinmiyor filan diyor. Yok yok sen ver. Buraya bu kadar. Şimdi aslında basit, çok derinlikli sayılmaz. Ama hani şimdi benim karşımda bir tek sefer var. ses soruyorum. Sen ne düşünüyorsun? Rüya ile ilgili. Ya bana birazcık şey gibi hissettirdi hocam. Ee, bu tarz hırka gibi üstümüze gidin şeyler bana böyle birazcık bir yük taşımak gibi, bir miras Hı -hı. bırakmak gibi şeyler çalıştırıyor daha çok. Ee, daha çok kendi kızına bir miras, kendi torununa bir miras bırakma, bir yük bırakma gibi olmuş. Ama danışan açısından yorumlayamadım şu an. Çok güzel bir şey. Diyeceksin ki Engin Hocam tek bir rüyayla yorum mu yapılır? Nasıl böyle bir şey söylersiniz? Bir rüya silsilesi ya da hani rüyalardan oluşmuş küçük böyle parke taşlarını falan düşün. Onlar bir zemin oluşturmadan tamam mı? Hani bir şey söylememek lazım. Ben çok ucundan bir şey söyledim. Bir dolu rüyanın içinden. Tabii ben şimdi bildiğim için konuşuyorum ama biraz biraz parlıyor. Bu seninle de yaklaştığı gibi. Aslında o hırka. Yani bunu kızına ver derken kızın da sana baksın. Çünkü yalnız kalacaksın. Kızım bana baksın benim bakıcım olsun. Yalnız kalmaktan korkuyorum demek. Gibi. Ya yani bir rüya asla tek bir şey söylemez. Birçok katmanda, birçok yere dair hani bir şeyler üretir, söyler. Tabii ben hani şu an için hani bu kadar belki paylaşabilirim ama bir, 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 bir dolu senin seninle söyleyeyim mi? da lazım. Yani e, e, hırka kişi için mesela hep kötü şeylere dair bir e, sembolse başka anlama gelir belki bu rüyada da. Koruma alanı olabilir mi diye. Aynen aynen yani. yani atıyorum kaybettiği bir evladı olsun bir annenin onu bir hırkaya sarsın mesela tamam mı? Sonra şimdi bu rüyada kayınvalidenin bakış bir hırka verdi, o kısmı ona verdi Bu başka bir anlama gelebilirdi o zaman. Daha temel bir kayıpla ilgili bir şey konuşabilirdik. Başka bir şey derdik. Ne bileyim yani o hırkanın belki hırka demek kişi için çok mutlulukla alakalı göndermeleri çağrıştırmalar olan bir şey olsa başka bir şey olurdu. O yüzden hani çok kabaca üzerinden söylediğim bir şey. Bu bir yer değiştirme göstergesi onu söylemeye çalışıyorum i̇şte rüyalarda da savunma mekanizmaları çok güzel işler o yüzden hani bir kişinin ne tür savunma mekanizmaları kullandığını görebilmek adına önemli aynı zamanda kişinin hani asıl derdine dair bir şey söyleyip kapatır rüyalar öyle her şeyi hani armut bir şey ağzıma düşüyor rüya birine anlatabilmek için görülen bir şey zaten rüya gören benim terapiye gitmeye ihtiyacım var diye çığlık atıyordur bence ona göre görün rüyaları yani. Rüya görüp görmemek kadar. Değil. Çünkü birine görülür rüya. Ya bu kültürel olarak da böyle yani. Anadolu topraklarında da hani çok eskilerde belki hala da var bir şeyleri şeyhe anlatılırdır rüyaları. Anlam ver bana diye. Çünkü rüya hani bir mektup. iç dünyamızdan yazılan ama e, biraz çarpıtılmış. E, biraz şifreli. Nasıl çözeceğiz bunu? İç dünyamızdan bir haber. Zaten bütün derdimiz terapi de kişinin kendi iç dünyasında haberdar olabilmesi. O yüzden rüya bu manada e, Freud'un dediği gibi rüyalar bilinç dışına açılan kral yollarıdır der öyle değil. Hayır o ekleme yanlış rüya yorumları rüya yorumlaması bilinç dışına açılan kral yollarıdır rüyalar tek başına değil. O yüzden hani çok işimize yarar kişinin de kendi ürünü yaratıcılığını kullandığı bir alan bu kişiye de kör zaten kişiye de kapalı zaten hani biz kendimize kapalı varız bir başkası olmadan hani kendimizi anlayamıyoruz bize kim olduğumuzu diğer söyler. Diğerlerine insanlara ötekilerine bu yüzden ihtiyaçımız var. Peki. Rüya ile ilgili kabaca bunları söyleyelim. Şimdi direnç meselesini özellikle önemsiyorum. Sıklıkla da karşımıza geliyor. Yani her tedavi sürecinde e, mutlaka mutlaka orada karşımızda olan bir şey. Ee, şimdi çeşitleri var birçok çeşidi var. Ne mi? mesela ben çok gördüm hani seansı beklerken uyuyakalalı falan. Bu şöyle düşünelim yani hani danışanlar, kişiler terapiye kendi ayaklarıyla gelirler. Ben de bir şeyler yolunda gitmiyor galiba. Ben kendime bakıyorum ve anlamıyorum. Siz ne görüyorsunuz acaba diye gelirler. Ama ve lakin yani onlarca yıldır onları ayakta tutan bir sistemleri vardır. Tamam canlarını falan yakıyordur. Bir şeylerin yolunda gitmesine izin vermiyordur tamam ama eldeki en sağlam şey bu sağlamlık da bir hassasiyet taşır ayrıca ama e şimdi siz çalıştığınız zaman e, bu ayakta durma biçimini değiştirmek adına çalışıyorsunuz. Ne kadar gönüllü gelseler de korkarlar. Yeni bir hani o içsel denge bozulacak ve yenisi kurulacak. acı yani çekecek. Öyle ya da böyle. Bildiğim bir şer, bilmediğim bir şerde iyidir diyor yani. O yüzden çeşit çeşit direnci de ortaya çıkartırlar. Ve biz de bunların örneklerini görürüz. Yani bu ne bileyim işte seansa gelmeden önce uyuyakalmak olabilir, seansı unutmak olabilir, seansa geç kalmak olabilir, e, seansda sessizce oturup hiç çalışmamak olabilir. Bu da bir ihtiyaç. Uyuyanları da biliyorum seansa. Yasak değil sonuçta. Ama ve lakin hani kişinin muhtemelen ruhsal olarak daha dile dökmeye hazır olmadığı bir yerlere doğru gidiyor olduğumuzu gösterir bu manada direnç hemen ortadan kaldırılması ve üzerine bir saldırı gerçekleşmesi, yorumlanması gereken bir şey midir? O da tartışılır. Çünkü kişinin direnme biçimi de onun kişiliğiyle alakalı bir, bir, veridir bizim için. Tamam mı? Yani bazısı sen odasını terk eder, bazısı uyuyakalır. Tamam mı? Bazısı ne diyorsunuz ya siz, size ne bunlardan? Ben bunlardan bahsetmiyorum ki falan birebir sizinle çatışabilir. Bu sebeple hani bu direncin nasıl e, işletildiği çok önemli. O yüzden birden ortadan kaldırmanın da e, büyük bir veri kitini kaybetmek olabileceğini söyleyebilirim. Peki e, son önemli bir başka kategori aktarım ve karşı tanımak ve onunla çalışmak. Tabii şimdi aktarımın tanımı, karşı aktarımın tanımı. Şimdi aktarım tabii danışandan terapiste, karşı aktarımın terapisten danışana doğru olan bir şey. Ama ve lakin hmm, Şimdi erken dönem önemli ötekilerle yaşanan ilişkilerle ilgilidir derdi Freud. Orada kalırdı. Artık öyle değil. Hatta aktarımı anlamak yani danışanın terapiste dair hislerinin geçmişin bir tekrarı olduğunu, birleştirisini iş tekrar kendini ortaya döktü falan söylüyor. Doğru tabii ki ama o kadar değil. Hatta hani sonuçta hani insanız yani birçok danışanımız belki bizim için ilgi çekicidir. Bazıları da sıkıcıdır, bazıları yüzümüzü güldürür, bazıları bizi kızdırır, bazıları huzursuz hissettirir. Bazıları tehdit algılarız. Değil mi? Yani hepsinde bir şey hissederiz. Bu çok olağandır, hissetmemeliyiz falan diyor bazı meslektaşlar. Böyle bir şey yok. Bizde ortaya çıkan şey çok değerli. Freud mesela hani tamam canım ya terapiste ya da analiste kendine baksın ama yani bu danışanı anlamak için bize danış da biraz yardımcı olur falan falanmış. Öyle değil. Artık hani iki kişinin oluşturduğu, iki kişinin duygularının oluşturduğu bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden hani ilişkisel psikanalist de bize iki kişilik psikoloji derken terapistin de bir terapi öznesine dönüştüğü bir yapıyı sunar özen terapiste olanlar ve e, danışanda olanlar çok kritik ve çok değerli, çok önemli. Ama bu kadar da değil. Yani. Bunlar geçmişteki önemli ilişkilerin e, o ilişki alanına yansıtılması demek değil. şimdi var. Yahu ama benim terapistim mesela hani ben ha, çok kötü bir otorite ilişkim var. E, terapistimi de bana kötü davranan babam gibi deneyimliyorum. Böyle yaşıyorum. Ama terapistim çok güler yüzlü. Mesela çok sevimli ya da çok şefkatli atıyorum. Yani, hani, bilincimi kaybetmediysen bunu da algılıyorum. Bu ikisinin bir e, alışımından bahsedebiliriz. Tamam mı? Hani bu danışan için de geçerli, terapist için de geçerli. Terapist de ilgili bir dolu şey hisseder, geçmişteki e, ilişki ekiplerini yansıtır. O bunun farkında olabilmek için bir süreçten geçmiş olmalı. İşte bireysel e, terapi sürecinden geç, ya da analiz sürecinden geçmiş olması lazım. O buna dair farkındalık sahibidir. Ama ne oldu ne bittiğinin ne de yani olması için izin vermelidir. Öyle söyleyeyim ama şimdi olanında etkisini göz ardı etmiyor. Bunun bir bileşkesini alışımından bahsedebiliriz. Bakayım. Aa, evet. Son olarak çözüm ve sonlandırma meselesinden. Yani ne zaman hani terapi süreci biter? Açıkçası bilmiyoruz. Şöyle yani hani bilinçli süreçte çalışıyorsak bilinçli bitmediği için terapi de bitmez demeyeceğim. Tabii ki terapi yani terapinin hedefleri var, vaatleri var. Yani kişiler sıkıntılarla geliyor ama diyor ki yani hani ben beni mutlu edecek bir sevgili bulmak istiyorum. Ama gidip gidip bana beni değersiz hissettiren, beni aşağılayan, ne bileyim beni e, yok sayan kişileri buluyor. Evlenebileceğim birini bulmak istiyorum diyor mesela. Biz bu konuda bir şey yapamayız. Ama size zarar veren ve size zarar vereceği açık olan kişilerle neden bu tip ilişkiler kurduğunuz konusunu çalışabiliriz. Mesela bir şeyler fark edersiniz, aydınlanırsınız. Ona göre seçim, yani ihtiyaçlarınızı görürsünüz. Ona göre de seçimlerinizi belirlersiniz. Yani hani biz şu hedefi kesin yaparız diyemiyoruz. Kendinizi tanıdıktan sonra dünya bambaşka bir şekilde gözükebilir size. Mesleğinizi bile değiştirebilirsiniz yani. Hani şimdi ilişki şu Kişiler Evet kendisine asıl ihtiyacı görebilir. Ee, ne bileyim asıl çatışmaların kaynaklarını görebilir ve bu hayatının yönünün tamamen değişmesine de sebep olabilir. Bu şu zaman biter diyemeyiz. Kısa sürmez onu biliyoruz. A, tabii ki yani kısa süreli psikodinamik psikoterapiler var. 6 ay ya da 40 seanslık görüşmeler. Daha hedefe dönük yani aktarım ilişkisi gelişsin veya yani aktarım içinde bir şeyler yorumlayalım mı beklemeden temel sorun e, odaklarına e, dair çalışmalar yapılabiliyor kısa sürede psikoloji, psikoterapilerde. Ben hani burada en azından onu konuşmuyorum. Bazen hani zamanlar mekan belirleye, belirleyebiliyordu zamanı. İşte ben altı ay sonra yurt dışına gideceğim deyince belki ister istemez böyle çalışıyordu. Şimdi öyle bir durum da yok online terapilerde. Yani hani en azından mekanın kısıtlığını e, ortadan kaldırdı. Bu iyi bir şey gibi geliyor kulağa. Velhasıl belli, belli hedefler konur ve bunlar ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili karşılıklı istişare edilebilir seanslarda. Rüyaları önemli buluyorum. Çünkü aslında sürecin bit bitmeyeceğini ya da artık hani ne noktaya geldiğimizi yine danışanın bari terapistine tabii rüyaları söyler. Bir şey hatırlıyorum bir danışanın kendi meselelerini, aile içi meselelerini çalıştı işte neyle geldi, nerelere ulaştı falan bayağı uzun bir çalışma falan. En son kardeşini gördüğü bir rüyası var. Kardeşle de ilgili onu böyle biraz kıskandığına dair kendinden küçük kardeşi. Epey epeyşe şey konuşmuştuk filan. Sonra rüyasında böyle bir kira, kiraz ağacından kiraz kopartıyor. Tam yiyecekken bakıyor ha, kardeşi de yanında. Yemeyip kardeşine veriyor. Dedi ki bir bitti artık seanslar bence. Ben hani çözdüm meselemi falan dedim. <laughs> ben dedim yok daha değil. Sonra tabii üzerine daha ne rüyalar gördük falan hani. Iş, yani Rüyalar bize bir şey söyler. Tabii ki danışan bunların farkında bir danışandı ama daha erkendi. Zaten bayağı da sonra çalıştık üzerinde ama muhtemelen rüyalar her zaman için bize bu manada yol gösterici olacaktır diye de düşünüyorum. Şimdi Bursa evet benim az çok anlatacaklarım bu kadar. Ee, Senin ee, sormak istediklerin ya da varsa gelen soru onun üzerine konuşabiliriz. E, i̇lk soru vardı ya ilk yeniye. Ne Hı -hı. diyebiliriz diye. Hı -hı. E, doğum diyebiliriz demiş Doğum kan Akbay. Tamam. E, bir bunu söyleyecektim. Bir de birkaç tane de soru sormak istiyorum. E, Psikodinamik psikoterapide daha çok anamnez almanın çok önemli olduğundan bahsettiniz. Evet. E, ben BDT bildiğim için BDT Hı -hı. eğitimlerinden dolayı BDT biliyorum ve orada sadece hastalık yani rahatsızlık daha doğrusu kişinin konforunu bozan durum hakkında bir analiz alıyoruz. Anladığım kadarıyla psikodinamik psikoterapi de bunu daha geniş ve çok daha uzun süreli yapmamız gerekiyor. Mesela evet. tahmini e, ortalama olarak kaç seans anamnez alınıp sürmeli? Ya bu kişiye göre değişiyor ne kadar anlattığına göre. Yani şöyle bir şey söyleyeyim mesela çift terapistlerinde sonuçta iki kişi var karşınızda ve hani ilk görüşmede biraz meselelerini, sıkıntılarını anladıktan sonra iki kişiden ben bir görüşme ayırabiliyorum. Bir görüşmede kısa bir anamnez almaya çalışıyordum. Mesela e, partnerlerden birini üç seans ard arda gördüm. Hem yaşı vardı hem de anlatısı vardı. O yüzden kişinin ne kadar anlatacağını bilemem. Yani sekiz, dokuz oturumda bitiremediklerimi de bilirim. Üç seansı da bitirin de bilirim. Yani ama kişinin değil mi, nasıl anlattığı ne kadar ayrıntıya ama ben tabii ki sorduklarımla alakalı. Yani annesinin onu ne kadar emzirdiğinden, ne bileyim işte haftada kaç kere seks yaptığına kadar, fantezilerinde neler olduğuna kadar, hangi fiziksel hastalığıyla ilgili hangi ilaç kullandığına kadar sorarım. Ama hani dediğim gibi bazıların hiç böyle şeyler olmuyor. Bazıları çok kısa şeyler oluyor. Bazıları da, bazıların oluyor yani neyin peşinde olduğum yani, yani, onunla ilgili her şeyin, her şeyi anlamaya çalıştım. Anladığım zaman, anladığı zaman bazıları soru sorutmadan zaten hayatını hani böyle dengeli bir şekilde adım adım ...aktarıyor. Onlar böyleydi, şunlar şöyleydi... ...falan diye. O çok kritik. Yani onu, o yapan her şey. O yüzden hani evet BDT daha... ...durumsaldır. İşte çeldiricilere... ...ödüllere... ...sıkıntının devam etmesine faydası... ...etkisi olan birçok şeyi araştırabilir. Bu arada... yani ...ilk yeni... ...doğumla keşfedilen... ...demek istemiş olabilir... Ee, doğukan mı dedin? tabii yanlış yanlış olmaz. Tabii ki yani hani yine anneye dair bir Çünkü yani doğduğumuz zaman annemizden ayrı bir varlık olduğumuzu çok algılamıyoruz muhtemelen. Yani bir, bir süre hala annenin karnında zannetiyoruz kendimizi. O yüzden ilk fark edilen ve fark edildiği anda kaybedilen Freud'un dediği gibi anne ilk yeni anne o yüzden yeniyle karşılaşma ha, tabii o karşılaşma kadar neler biriktirmiş oluruz. Gerçi evet bayağı şey biriktiriyoruz. Yani en azından ilk iki ay otistik devrede, evrede ya da e, ki bir dolar anne karnı deneyimi de işin içine katarsa a, bizden önceki nesillerin de e, yükünü de sırtımıza aldığımızda düşünürsek aslında anne epey geç tanınıyor, denebilir. Aslında birazcık da onu soracaktım hocam. E, ben Vam Kvalka'nın Kusursuz Hı -hı. Kadının Peşinde kitabını okurken Hı, -hı. E, Atatürk ve Peçe ile alakalı ekstra bir bölüm olduğunda ve olduğunu ve e, dönem tarihi, kültürel tarihi bilmenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor Van bu bu noktada. Siz seanslarınızda sık sık buna rastlıyor musunuz? Kültürel meseleleri böyle e, ya dilin içine çok incelikli yerleştirdiğini düşünüyorum. Mesela işte dolap çevirmek lafı var. Şimdi bir, bir dolu deyim var, terim var. Kullanıyoruz anlamını bilmeden. Mesela hani belki herkes az bir yer az biraz sosyal medyadan denk gelmiştir dolap çevirmek meselesinde. Ben hani okuyunca çok böyle hani keyiflendim de hani gerçek hani tabii ki doğru bir şeyse bir ezan formasyonu değilse ama bu işte haremlik selamlık olduğu, olduğu zamanlarda Osmanlı'da işte erkekler böyle salon gibi bir yer onun bir adı vardı tam bilmiyorum. Oturuyor, işte böyle e, kapatılmış tahtalar kapatılmış bir tarafta da kadınlar içeride yemek yapıyorlar, servis için gerekli şeyler yapıyorlar. Bunları içeriye sundukları bir dolap var ve e, işte genç kadınlar yiyecekleri, içecekleri oraya koyuyorlar. Dolap çevriliyor ve genç erkekler hizmet için nasıl o büyüklere götürüyor filan. Zamanla bu alışveriş içerisinde birbirinden hoşlanan gençler birbirlerine mektup yazmaya başlamışlar, aşk mektupları filan. Şimdi hikaye oradan geliyor. Yani hani ben senin ne dolaplar çevirdiğini biliyorum aslında. Yani işte asıl yapılması gereken şey oradaki sen gönül işlerine kaptırdın kendini demek üzerinden gelişiyor. Şimdi bir dolap kelimesi yani. ama Ne kadar yüklü bir şey. Dil bu manada Lakan'ın da dediği gibi aslında özneyi de kuran bilinç dışı bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır der. O yüzden hani özneliğin ne olduğu ile ilgili tartışacaksak hani özne diğeri olmadan, diğerinin bilinç dışı arzusu olmadan var olamayan bir şey. Öyle söyleyeyim. E, o da bütün her şey ancak dilin içinde aktarılabilen bir şey gibi. Bu sebeple hani orada kültürün dili, dilin kültürü etkilemesi muazzam bir hikaye. yani Apayrı bir külliyat, çok derin. E, tabii çok böyle nasıl söyleyeyim e, yöreye özgü, bölgeye özgü ilginç şeylerle karşılaşıyorum bu kültürler arası temasla çok değerli bulurum. Çok şey de öğreniyorum. Yani kendi ülkemizden de ne bileyim yurt dışından da falan. Çok çok değerli şeyler benim için. Çünkü yani hiç bilmediğim yani hayatımda öyle bir şey düşünmediğim şeylerle karşılaştım. Bildiğimi zannettiğim şeylerin çok farklı olduğunu da gördüm. Böyle şeyler geliyor. Yani birlikte öğreniyorum. Hani bu terapistler içinde böyle olmalı. Buna açık olmak lazım. Bilmediğine açık olmak lazım hep söylerim. Yani, yani o koltuk işte uzman psikolog filan, klinik psikolog filan diye oturuyoruz oraya tamam mı? Bildiğimizden değil yani hani bildiğimiz için bizi oraya oturtmuyorlar. Bilmeme durumuna katlanabileceğimiz için o sebeple bilmeyerek oturmak or oraya çok çok önemli. Yani e, o yüzden iddialı bir koltuk olarak görmüyorum. İddiasızlığından dolayı belki iddialı olabilir. Ee, o yüzden biraz böyle bazı bildiğimiz şeyleri e, bırakabilmek de gerekiyor o ok koltuktan. Bir tane daha soru var hocam. Gökhan hmm. Bey sormuş. Danışanımız hmm. duygularını açmasını istediğimizde mantıksız bulması ve çıkışması e, bize karşı oluyor. Yine de hmm. üsteliyip neden böyle tepki verdiğini hemen sormalı mıyız? E, burada bir savunma mekanizması olabilir. Yoksa bir sonraki görüşmede sormak daha üstelenmek daha mı iyi olur? Şimdi tabii üstelemeyelim hiçbir zaman ama hani bazen böyle tepkilerle karşılaşabiliriz. Bu da büyük yoğun bir hani nöbetin içinde geliyorsa beklemek gerekir. Hatta belki öteki seansı beklemek gerek yok ama de söyledim. Ama yani hani duygularını sormalı mıyız? Emin değilim. Yani tamam psikoterapi ya da ruhsal alan, ruhsal işleyiş çok duygularla alakalı. Bu arada duygu paradigması çok kuvvetli bir şekilde geliyor hali hazırda psikiyatri dünyasında hak ettiği yerde değildir ama hani biz önemini biliyoruz ki mesela soru da buradan geliyor. Doğru tamam. Ve duygusal açıdan da duyguları bize kültürde çok öğretmezler yani. Böyle komik olduğu için hep söylüyorum yani biz duygu meselesini bilmeyiz. Birçok terapist de bilmez yani. Hani Bu da şey de yani kötü bir şey olarak görmüyorum. Donanımsızız yani okulda i̇şte derslerde filan. Hani benim işte Aydın Üniversitesi'nde klinik psikoloji programı duygular ve psikopatolojide bir ders koydum özellikle hani olsun diye program hazırlarken <laughs> en azından hani duygu paradigmasına dair bir kapı açalım diye. Çünkü yani bilmiyoruz. Yani, dünya coğrafyasının tamamı çok yeteneksiz bir konuda. İşte, ağlayan çocukları gıdıklıyoruz yani. Hani üzgün arkadaşımıza kafana takma diyoruz. Yani sen bütün olan biteni yanlış anladın diyoruz. Ya ama terk edildim ya takma kafana diyor ama terk edildim ve yas tutmak istiyorum. Hani ihtiyacım olan şey bazı şeyleri yanlış değerlendirdiğim değil. Bir de burada da mı yanlış yaptım yani? Daha kötü hissettiren şeyler yapıyoruz. Ne bileyim acıyla ya da üzüntüyle temas ettirmemenin 50 tonundan daha fazlasını biliyoruz bence. Bu yüzden duyuk sormalı mıyız? Yani size ne hissettirdi? Bu, bu, ben hani ne hissettirdi sorusunu çok şey bulmuyorum. Bir, çok karşılaştığım için biraz kendisiyle aramız iyi değil. Çünkü yani terapistler duygu uzmanları olarak oraya otururlar. Zaten kişiler kendilerindeki duyguları anlamadığı için size geliyor. Hani bir de siz ne hissettirdi? Yahu işte adam beni terk etti mesela. Ya da kişi bana bunu yaptı. Beni görmedi. Selamını almadı. Falan. Neyse. Ne hissedebilirim yani hani. Çok zor şeydi. Bir de hani dedim ya danışan tanımadan başlamayın insanı belli oranda. Bir ki o çözümleyemediğinde sen orada diyeceksin ya bu aslında galiba şununla alakalı gibi gözüküyor. Bak gibi gözüküyor galiba ya da başladı ne kadar da şey mi yani yumuşatarak tamam çözemediği için orada o yüzden ben hani terapide fazladan tabii ki soru soracak yer var Anamnez bölüm o yüzden yani sorun işte sonuna kadar ama bir daha sormayın ben mesela hani bir terapistçi sürecinde asla olmaz diye düşündüğümden değil ama hani yeni yetişen öğrencilerim iyice alışsın diye mesela, mesela bu se onlardan biri değil çünkü o zaman bu kadar katı yani katı bakıyordum da bunu yapmak aklıma gelmemişti demonstrasyon ödevlerinde terapötik görüşmenin demonstrasyon ödevlerinde artık soru sormayı yasaklıyorum. Nasılsınız bile diye sormak yasak. E hocam nasıl öğreneceğiz? İşte şimdi burada söylemeyeceğim çünkü ödev şu an devam ediyor. Ama velakin öğreniyen yani karşınızdakine nasıl bir nasıl olduğuna, iyi mi hissediyor? işte selamlaşma adına yapılan bir şey. Soru sormadan bu bilgiyi almanın bir dolu yolu var. O zaman soru sormayı hani bir şey olsun bir yerleşsin diye yoksa tabii ki soru soracak yerler olur olmaz olur mu? İlgili gösterir biz hiçbir şey olmasa. Yani ilgili olduğumuzun bir göstergesidir ama sen işte mesela nasıl hissettirdi gibi bir soru. E, çok karmaşık değilse bir durum. Evet bazen öyle de oluyor. Tabii ki terapiste kafası karışabilir çok normal. Çok gerekli bulmuyorum. Beraber araştırılabilir yani. Burada ne hissettiğinizi anlamadım. Anlayamıyorum dersiniz. Ee, hani siz de kim söylersiniz bence çok daha şey çok daha hani yakınlaştırıcı bir şey daha dürüst ve insani buluyorum yani bunu ben anlayamadım dersiniz o bir soru olarak algılar açarsa ne hala çok kafa karıştırıcı geliyor filan dersiniz yani. Öyle. E zaten hı. çoğunlukla duyguların ve düşüncelerin ne olduğu birbirine çok fazla karıştığı için hı hı, bence evet. bu noktada zaten duyguların ne olduğunu bilmiyorken. Birazcık daha e, o konuda konuşurken bizim de daha bilgili olmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Evet. E, mesela ben şu an daha bilgili olmamız gerektiğini düşünüyorum demem gerekiyordu ama his olarak söylüyorum bunu, his olarak ifade ediyoruz. İşte açıkçası bunu beni tatmin eden bir duygu kuramıyla şu ana kadar, tabi ben de muazzam okumalar yapmıyorum. Kısıtlı görüm üzerinden söylersem ben daha çok denk gelmedim. Çünkü mesela his diyorsun his başka bir şey. Duygu başka bir şey. Son duygu tanımlamaları içerisinde mesela bir korkunç bir köpek gördüm ve beni kovalıyor. ve Ben de kaçıyorum. Kaçmaya dair yaptığım her şey bir duygu. Yani hormonal olarak işte dopamin yok, adrenalin salgılamam da kaçmam gerekiyor galiba Filan Zaten bu çok hızlı oluyor bir şey olmaz ama ellerimi kollarımı hareket ettirmem de tamam mı? Pompaladığım kan da damarlarıma giden kaslarıma giden kan da bu da duyguya dahil yani duygu bir daha bir bütün olarak okuyan yaklaşımlar var. Daha akla yakın ama benim hala sorularım var. O yüzden hani, duygu nedir? His nedir? Bunlar yan yana gelir mi? Biri oralardayken diğeri diğerleri ne yapar? Yani yapılan masalda da ben öğrenmeye çalışıyorum. Çok da yani şey cahilim bu konuda. Ama hani ee, daha çok okuma yapmam gerekiyor. Bir şans son dönemde zaten duygularla ilgili çok fazla yayın var. Çok fazla kitap var. Bu bizim için büyük bir şans okuyup herhalde hani biraz da kendimizi de karıştırarak kendimizle hani harcında kendimize dair bir şeylerin de olduğu bir e, zihinsel tasarım geliştirebiliriz duygular. Bence biraz da şey bu. Öznel de buluyorum bunu yani. Bizde de öznel bir malzeme. karşımızdakinin karşımızdakinde de özgül, öznel bir malzeme var. O bir araya geldiğinde ne çıkıyor ortaya? Hani temel mesele bunu çalışabilmek gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, bizimle paylaştığınız bilgiler için. Teşekkür Katılımcılara ederim. da çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber oldukları için. Ee, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eğitimlerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız web sayfamızı ve Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Hocam ee, hocama da bize katıldığı için, bize bu bilgileri sunduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Ben de herkese. teşekkür ederim herkese, Buse, size ve ekibinize